MediaMarkt sunar. Oyuncu grubunda peki, mutlaka hataları vardır ama en basit single'lardan birisi, en basit örneklerden birisi buydu. Kayayı gediğine oturttun zaten bu cümleyle. Gerçekten o olay çok nahoş. Yani nerede yanlış yapıldı? Işte, evet. Enes şu kadar yetenekli, Zeki bu kadar şöyle falan diye ne kadar anlatsak da ne sonuç yani az önce dediğim şey. Ya zaten yönetmek birliği bir yönetmen lazım. Yani böyle bir elinde malzeme var, böyle oyuncular var. Bunlara göre bir şey kuramıyorsan mesela bu yeni bir şey de değil. Az önce mesela örnek verirken dikkatini çekmişim. Muhammed Demir dedim. Muhammed Demir de Bursa Spor'da oynamadı. Bursa Spor altyapısından çıktı. Adam jenerasyonun milli takım kaptanı ve süre almadan ayrıldı o da. Yani belli ki bir şeyler ters ki böyle hani tabii ki taraftar hayalini kuruyordur. Ertuğrul gelsin 17 yaşından 35 yaşına kadar 3 kere şampiyonluk görsün. İşte başından sonuna kadar kalsın hep istikrarlı olsun da. Onu yapması gereken Ertuğrul değil ki o kulüp. Kulübü yönetenler ama onu da pek yönetmeyen insanlar olduğu belli yani. Onu yapamayacak ya, insanlar olduğu belli. Oyuncu grubu sadece saha içinde ve kendi gelişimine bırakılsa Bursa mükemmel bir şehir. Ben abi de sana katılıyorum. Tekrar şampiyonluk yaşar. Tekrar. Ama oyuncu grubu sadece saha içinde ve futbola odaklandırılacak. Başka bir şeyle uğraşmayacak. Ya bir de yani oyuncunun kendisinden de çıkıyor o iş. Yani senin bunu sağlaman lazım. Oyuncu ister istemez o şehirde bu tarz düşüncelerin içine girebiliyor. Sen abi yabancı oyuncunun parasını ödeyeceksin. Yerli oyuncuyu koruyacaksın. Altından çıkan oyuncunu koruyacaksın. Atmayacaksın basının sağın solunu atmayacaksın. Yani oradan bir sentez yapacaksın ve tekrar nice şampiyonluklar yaşarsın. Çünkü gerçekten mükemmel bir şehirsin ve mükemmel bir taraftar topluluğun var. Daha ne olsun? Peki şey nasıl oldu? Şimdi Rize ya bu adamlar sana Ağustos ayında demiş ki biz seni düşünmüyoruz hiçbir şey yani şekilde. Gitmişsin Rize'de oynadıktan sonra mı senin tekrar oynuyor falan Süper Lig'de ya da şeyde süre alıyor liglerde. İşte Rize'den sonra tekrar çağıralım Rize'de, mı oldu? Rize'de oynadığım dönemlerde o dönem için iyi maçlar çıkardım. Ve o dönemde beni takip eden ya çünkü çok kuvvetli bir yerel basını vardı aslında işin başına geldiğimiz zaman. Bursa'nın yerel basını gerçekten çok kuvvetlidir. Rize'de oynadığım dönemlerde Bursa Spor'da o dönem ciddi ciddi sıkıntı yaşamaya başlamıştı. 13. falan bitirmişti o dönem ve geri dörtlüsünde ciddi problemler vardı. Aynı doğrultuda ben de Rize'de o dönem iyi bir performans sergiliyordum. Büyük takımlara karşı iyi maçlar çıkarmıştım ve bunlar Bursa'daki yerel basının tabii gözünden kaçmadı ve onlar sürekli artık halka pompalamaya başladı tabiri caizse. İşte Ertuğrul geliyor, işte Ertuğrul var gibi. Ve ondan sonrasında Bursa Spor'a döndüğümde artık Hamza Hoca ile birlikte artık o mevkimin gerçek sahibi olma yolunda ilerliyordum aslında. Hem Hamza Hoca olarak, da bu konuda şeydir. Hamza Hoca da gençlere süre, mesela şu an Gençler Birliği'nde de birçok oyuncuya süre veriyor yavaş Hamza yavaş. Hamza Hoca o konuda hiçbir şekilde hangi camiada olursa olsun taviz vermez. Baskıyı veya şeyi her türlü kaldırabilir. Hangi oyuncu hak ediyorsa 17 yaşında da olması veya 35 yaşında olması da önemli değil. Bana o dönem Sivo'nun, Dani'nin önünde forma verdi sürekli. O dönem için. Ve mesela atıyorum kadronun dışında kalabileceğim haftalarda işte beni sağ beke atıyordu. Sağ beke oynatıyordu. İşte ön libero'da bir yer açmaya çalışıyordu bana. Gerçekten Hamza Hoca'ya böyle gösterebilirsen bazı şeyleri o hiç gözünün yaşına bakmadan arkasında durabilir ve hocanın aslında erken gönderilmesinde Bursa Spor'un o gün ilk defa düşme potasına girmesinde etkenlerindendir o yıl. Çabuk yani biraz sağ dışında birkaç demece çok takıldı o dönem herhalde. Dediğin gibi Galatasaray o gibi şeylerde. Umut Bulut sorusu falan adamı peşine bırakma. Hatta ben Hamza Hoca'yla bir röportaj yapmak istedim şeye gidince. An söyledim ya Stanku'yla görüştüm işte, işte Rahmi'yle görüştüm. Rahmetullah Berişbek o da iyi çıkış yapan gençlerden biri. Hamza Hoca'yla konuşayım dedim. Ya boş ver şimdi falan dedi. adam röportajdan soğumuş yani Bursa Spor'da başına gelenlerden sonra yapmayalım Uğur falan dedi. Çok da severim tamam hocam falan dedim. Ama adamda hala onun etkisi var yani ki Bursa'da da çok şey de yapabilirdi gibi. Biraz üzücü oldu onun ayrılığı o dönem. Ama yani, sana herhalde o geçiş sürecini sağladı. Yani o kadroya oturmanı sağladı Hamza Hoca. Evet aslında orada o mevkide artık yavaş yavaş Ertuğrul ben buradayım dediği zaman Hamza Hocam'ın yılıydı. O sene 27 maçla birlikte kapattım. Hatta hocamız gittiğinde 5. sıradaydık. Hamza Hoca gittiğinde 5. sıradaydık ve
aslında böyledir ya, senin performansından ziyade aslında takımın nerelerde olduğu senin açından daha da önemlidir. Senin insanların sana karşı bakış açısından göre çok daha önemlidir. Ve benim adıma da iyi gidiyor aslında. Hem takım beşinciydi, güzel gidiyordu. Hocadan sonra inanılmaz bir düşüş yaşadı Bursaspor ve o hoca gittikten sonra ard arda 3 yıl sürekli alt sıralarda, işte en sonunda da geçen yıl istemediğimiz bir yerde bitirdik. Hocadan, onun ardından yeni sezon başladı ve Paul Logan geldi. Hamza Hoca dönemini 27 maçta kapatmıştım. Sezon sonunda da ameliyat olmuştum. Ameliyat olduktan sonra geri dönüşüm biraz uzun sürmüştü. Bir, ligin sezon başı kampına yetişememiş. İşte ikinci hafta falan antrenmanlara başlamıştım Paul Logan döneminde artık. O dönemde tekrardan artık yani 27 maç oynamıştım. Bu sene de o rakamları yakalamak istiyordum. Ama rakibim de Titi Bekong. Gerçekten çok iddialılardı ve iyi de oynuyorlardı o dönem için. Yani benim orada sakatlıktan çıkmış ve henüz daha kuvvetlenmemiş bir personel olarak forma hakkı iddia etmem biraz problemli olabilirdi. O yüzden ben o dönem kendimi yaklaşık bir aylık bir süre zarfında kampa aldım. O bir aylık süre zarfında sürekli uykum, beslenmem, düzenim, geriye dönene kadar kendimi kampa aldım. Ve gün sonunda 7. veya 8. haftaydı. Artık yani hocam ben de buradayım demeye başlamıştım Paul Logan'e. Ve Paul Logan bir açıklama yaptı basına. Dedi ki ben sistemi değiştiriyorum. 4-4-2'den 3-5-2'ye döneceğim. Bu sistemi bana 19 yaşındaki Ertuğrul değiştirdi. Titi ile Ekong'u kesemem ama Ertuğrul'u yedek bırakamam diyerek 3-5-2'ye dönüp bana o dönem aslında sakattan çıkmış ve tekrar forma arayan bir oyuncu böyle bir özgüven pompalaması yaptı. Ve o dönem hocamla birlikte bir 3-5-2 başladık. İyi de bir ekiptik. Fransız teknik direktörlerle olan başarılı ilişkin ilk olarak orada başlamış yani. Adam düzeni değiştirdi. Le Guen, Lyon'da falan hep dörtlü oynatır. Rangers'ta da dörtlü oynattı. Evet, şimdi Le Havre'de ama yine zaman zaman üçlü oynattırıyor. Oynatıyor mu? Ha, iyi. Oradan sonra. O dönem bana şöyle demişti. Çok söyle. O dönem de bana şöyle demişti hatta ayrılırken. Bundan sonra gideceğim hangi takım olursa olsun ilk transferim sen olacaksın demişti. Vay be. Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra da. Helal olsun. Bir ara bir Lisbon'la anlaşır gibi oldu hadi dedim hocam bastır. İster misin Portekiz'de? Sonra olmadı. Portekiz'de oynamak ister misin? Çok yoksa iyi yani Sporting büyük takım diye mi illa çok seviyorsun? Ya evet, Portekiz'de bir kariyerimi hani böyle 1-2 yıl yani 2 yıl bile olmasa en azından 1 yıl bir orada hocam ya, büyükte oynayamadım. Hocamla da birlikte oynamak isterdim. Hele bir Lisbon büyük takım şey, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynuyorlar. Orada tabii bir forma giymek isterdim ben de. Forma da benzer Bursaspor'a yabancılık çekmez. Peki sağ stopera oynamak nasıl şeydi? İlk kez oynadığında ne düşüş hissediyordun? Şimdi de zaman zaman oynuyorum diyorsun. Hani üçlüye sol stoper mi? Yok. Şey üçlüde oynamak. Üçlüde merkezi yani değil de yanlarda. Savunma değil, üçlü savunmada oynamak. Anladım. Üçlü savunmanın sağ stoperinde oynamak mesela da sol stoperinde oynamak. Yani mükemmel rahattı benim adıma. Daha iyi değil mi? Özelliklerine çünkü, daha mı iyi uyuyor? Çünkü mükemmel rahattı. Şöyle rahattı. Bizim beşlimizin sağında, şey üçlümüzün sağında ben oynuyordum. Benim önümde de Barış Yardımcı oynuyordu o dönem. Barış Yardımcı biraz daha defansif yatkınlığı var. Hücumsal aktivitelerine karşı. Defansif bir yatkınlığı benim de işimi rahatlatıyordu. Arkamda da Ekong, önümde Barış. Barış abi çok çabuk, Ekong kuvvetli. İşte ben de arada sekenleri topluyordum. Orada çok rahat oynamıştım. Ama şimdi Le Havre'ye geldiğimizde, şimdi Le Havre'de sol oynuyorum. Üçlünün solunda oynuyorum. Mesela Umut Meraş da ofansif oynamayı seviyor. Umut Meraş da önde oynamayı seviyor. Yanında böyle bir oyuncu olduğu zaman senin adına üçlüde oynamak daha zor olabiliyor. Umut nereye gidiyorsun falan diyor musun? Ya gidiyorum, dur oğlum bir sakin ol falan diyorum. O da illa her pozisyon basıyor. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Daha fazla geliştirmiyor mu? Böyle daha ofansif bir sol kanatın arkasında sol stoper oynamak seni daha çok geliştiriyor. Yani öyle söylüyorlar. İlk geldiği zamana göre bayağı gelişti diyorlar Fransızlar. Ya şöyle, hocanın senden ne istediğiyle alakalı aslında bu. Mesela şimdi hoca benden çok çizgi inmemi istemiyor. Paul Logan Fransa'da. Çok çizgi inmemi istemiyor. Ama aynı zamanda da Umut'un da hücuma katılmasını istiyor. Şimdi Bursaspor'da oynadığımız dönemde Barış'tan hücuma katılmasını çok istemiyordu. Aziz Beyiş tarafından çok gidelim diyordu. Barış da ona uyuyordu ve çok katılmıyordu. Şimdi hoca eğer benden dese ki Umut sürekli bindirecek, sen de dörtlü gibi solda oynayacaksın dese,
Buna da hiçbir tabii bir cevabım olamaz. Gelişim açısından sen olaya nasıl baktığınla alakalı ya. Yani sadece zorlar seni yani. MediaMarkt sundu.